Ferra Tokdemir. Bunları biliyor musunuz? 9 yaşında bir oğlu var Boran. Yarış atları var, yarıştırıyor. Gitar çalıyor, şarkı söylüyor. Şarkı sözü yazıyor, beste yapıyor. Kertenkele dizisinde oynuyor. Çok sıkıldığı zamanlarda stresini atmak için duvara bakmak çok hoşuna gidiyormuş. Gül demedim. Bir şey sordum, onun cevabını. Şaka söylüyor. Ya. Gerçekten duvara mı bakıyorsun? Duvara bakıyorum. İnsan duvara bakmaktan sıkıldığı zaman başka bir şey yaparsa... Ben bunu açıklamak istiyorum lütfen. Açıkla peki. Bu arada sesim yankı yapıyor şöyle. Evet. Bir kitapta okudum. Diyor ki canınız hiçbir şey yapmadan duvara bakmak istiyorsa bunu yapın. Demek ki o an ihtiyacınız olan şey o. O. Hani mutlaka bir şey yapayım, zamanımı da bununla doldurayım diye kendinizi zorlamayın diyor. O an ruhunuza ne istiyorsan o iyi geliyor. En azından boşa vakit geçememiş. Ondan sonra dedim ki demek ki ben duvara baktığım zaman iyi bir şey yapıyormuşum. Ben de diyordum deli miyim neyim bakmasam mı? Şimdi duvarla çok rahat bakışıyorum. Deneyin ama çok işe yarıyor. Evet, bunu mutlaka çocuklar eve gittiğinizde mutlaka duvarınız vardır. Ayrı olduğu, bak çok güzel bilgi. Ayrı olduğu eşiyle farklı şehirlerde yaşadığı için oğlunun okuldaki toplantısına bıyık takarak baba olarak gitmiş. Bir alkış alabilir miyiz? Ne güzel. Ben anlatayım mı? Harika. Anlatayım mı? Tabii, kısaca. Söyle. Filmi anlatamadım zaten ağzıma. baba oğul, baba çocuk kahvaltı günü vardı. Bora'nın da babası şehir dışında olduğu için bıyık aldım. Bıyığı yapıştırdım bir güzel, şapka taktım, baba gibi giyindim, gittim. Tabii hep babalar kahvaltı yapıyor, böyle kaldılar. Dedim merhaba, ben Bora'nın babası. Süpermiş, ne güzel. Böyle film hikayesi gibi. Evet, çok. Vallahi film hikayesi gibi. Bu arada Haluk'la hemen ilgili kısa bir şeyler var. Bağımlılıkla alakalı seminerler veriyor. İlk filmi Kanımdaki Barut, Kanal D'de yayınlanmış. Şimdilerde ikinci sinema filmi Ateş için çalışıyor. Sonbaharda vizyona girecek. Thai box, karate, boks şampiyonlukları var kendisinin. Var mı? Var. Vardı. Vardı eskiden. Enteresan arkadaşlıkları varmış. Enteresan değil ama burayı öyle yazmışlar. Komi, garson, taksici, berber. Berberim bütün burada. Arkadaş grupları orada. Aynen. Berberim burada. Sinan'ım. Nerede? Eyvallah hocam. Hoş geldin. Almanya'da çocukluk, enteresan çocukluk geçirmiş. Irkçılık yaşamış. Dazlaklarla kavga etmiş. Biraz kafa kırdık. Enteresan, onlardan bahsettik. 40 yaşındaymış. Hala evlenmediği için biraz üzgünmüş. Evet. Evet, bu yakışıklılıkla sana demedim. Ben kaldığıma göre evde... Ama bunu çözmemiz lazım artık. İkimiz de çözmemiz lazım artık. Bence de çözmemiz lazım. Yavaş yavaş. Ecem. Ecem. Efendim. Ha hayatım. Efendim. Ecem. Sana hoşça kal. Bu arada Emniyet Teşkilatı'ndan çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Harika gerçekten. Ama söyleyeceklerim vardı. Evet, dinliyoruz. Dinliyorum. Yazık. Dinleriz. Filiz'le ben şu an ikimiz evdeyiz. Zoldan arkadaşımızın doğum günü. Evet. Onu kutlarsanız sevinirim. Dön yanında kutla bana. Niye bunu şey... Adı nedir? Zoldan. Neydi? Duymadım ki. Zozan. Tamam. Kaç yaşına girdi? 22. Kutlayalım. Zozancığım, doğum günün kutlu olsun. Önümüzdeki doğum gününe yine bir arkadaşına arat. Yine Beyaz Şov'a katıl. Bekleriz mutlaka. İnşallah senin için güzel bir sene olur. Ecem sana da çok teşekkür ederim. Senin de mi doğum günün? Arkadaşım mı doğum günün? Senin de mi doğum günün? Benim geçen haftaydı. Tamam, sana da başka kutlu ediyoruz. Evet. Tamam, siz Ecem'le konuşun, benim işim var orada. Ecem teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.